Evet, İdgam-ı Şemsiye. Elif lam takısından sonra şemsi harflerden biri gelirse lam harfi okunmaz. Bu da tekrar gösterildiği için bu noktada bize kolaylık sağlıyor. Şemsi harfler neler? T, S, del, zel, ra, z, sin, şin, sad, lad, da, za, lem, nun. Evet, bakıyoruz. Ettevvabun eddinu Eddeyyanu Es-sevabı Es-semerantı şeklinde okuyoruz. Evet, öğrendiklerimizi Subhaneke duasında uygulayarak bu dersimizi bitiriyoruz. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Dualarınızı bekliyoruz. Bakıyoruz, Elif'in üstün var. Şeddeli olan lama bağlanmış ve lamın da çekeri var. Allah-hü. H'nin de ötresi var. Dikkat edelim. Eğer H'den önce met varsa veya sakin okunuyorsa H uzatılmıyordu. Bu H'yi de uzatmıyoruz. Elif'in üstünü var. Kef'in cezimi var. Ek. Ber. Evet, B'nin üstünü var. Ama burada durduğumuz için ekberu demiyoruz. Cezimli olarak sakin olarak duruyoruz. Evet. Sin'in ötresi var. B'nin cezimi var. Söbü şeklinde okuyoruz. H'den sonra H'nin üstünü ve met gelmiş. Uzatarak okuyoruz. Sübhâ neke. Evet. Nun'un ve kef'in üstünleri var. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. El takısı gelmiş ama okunmuyor. Direkt ne yapıyoruz? Şeddeli olan lama geçiş yapıyoruz. Şöyle ki. Sübhânekallâhümme. Evet, burada Allah lafzının önceki kelimenin son harfi üstünlü olduğundan Allah lafzının lamını kalın okuduk. Buna da dikkat ediyoruz. Kellahümme şeddeli mim ve nun olduğu zaman bunları tutuyorduk. Evet. Ve bir dikkat edelim. En çok burada aldatan ve zorlanılan bir kısım. Bu kıvrımın bir harf olduğunu bilelim. Altına nokta geldiği için B harfi olduğunu anlıyoruz. Sonra H harfi gelmiş. B'nin esresi, H'nin üstünü var. Mim'in cezimi var. Ve bi hamdik durduğumuz için de cezimli olarak duyuyoruz. Eğer biz buraya geçecek olsaydık ve bi hamdinke ve tebera diye devam ederdik. Ve tebera. Evet. Üstünü var. B'den sonra met gelmiş. Uzatarak okuyoruz. Kalın ve ince harflere de özellikle dikkat ediyoruz. Ve tebera. Kesmük lente'ala. Evet, ikisinde de çeker var, met var. Uzatarak okuyoruz. Ceddük. Evet, ötre harflerde dikkat etmemiz gereken dudağın ileri çıkması gerek. Evet, cenazelerde okuduğumuz kısım, okumamız gereken kısım. Ve celle. Evet, şeddeli lama bağladık. Ve celle. Senaük. Evet, 4 elif uzatma gelmiş. Buna dikkat ediyoruz. Ve la ilahe gayruk şeklinde bitirelim. Allah'a emanet olun.